Madrid'de Finlandiya ve İsveç'le imzalanan mutabakata tepkiler olumlu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden üç ülkeyi tebrik etti. İngiltere Başbakanı Johnson da harika haber dedi. Rusya ise beklendiği gibi mutabakata olumsuz tepki verdi. Türkiye masadan istediğini alarak kalktı. Madrid'de İsveç ve Finlandiya ile varılan anlaşma tüm NATO ülkelerini memnun etti. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakması sonrası ilk açıklama İngiltere Başbakanı'ndan geldi. Boris Johnson Twitter'dan harika haber diye yazdı. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği ittifakımızı daha güçlü ve güvenli hale getirecek dedi. NATO zirvesi için Madrid'de bulunan ABD Başkanı Joe Biden da paylaşım yaptı. Üç ülkeyi tebrik eden Biden bu adımla ittifakın ve kolektif güvenliğin güçleneceğini söyledi. Zirveye başlamak için harika bir yol yorumunu yaptı. AB Konsey Başkanı Charles Michel, birleşmiş bir NATO insanlarımızı güvende tutacak dedi. Norveç Başbakanı bu tarihi bir gün. NATO Avrupa'da daha güçlü bir ittifaka sahip olacak ifadelerini kullandı. İngiliz Ekonomist dergisi anlaşmayı Erdoğan'ın zaferi olarak tanımladı. İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü olarak tanınan PKK-YPG'ye destek vermemeyi taahhüt ettiğine dikkat çekildi. Rusya'dan mutabakata tepki gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olma planlarını olumsuz bir adım olarak görüyoruz dedi. NATO'nun genişlemesinin küresel istikrara zarar verdiğini ifade etti. Bakanlık sözcüsü Maria Zaharova ise daha sert konuştu. NATO'nun üyelerini değnekle terbiye ettiğini savunan Zaharova, NATO karar alırken ittifak üyelerinin aynı fikirde olup olmadığına bakmıyor diye konuştu.